السلام عليكم. اگر یعنی تکنیک سبب لر بوماسه، السلام عليكم. یعنی تکنیک سبب لر بوماسه، جانلی یعنیمیز باشلانشی ممکن. یعنی هیچ نرسه که حاضر کفالتیمیز یک. بردن اگه وزنه 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 اتفاق شو ممکن. اون اچین اگر دوستلر اونکسه من نمیدن جواب بیرمن. Ko'ryapki odamlar bor ekan demak. Ko'ryapki odamlar bor ekan demak ishlayapti. Nimamiz? Texnik bir sabab bo'lmayapti. Endi bugungi kun tartibimizni e'lon qilishga harakat qilyapman. Yana YouTube bog'lanmayapti. Ikkitasi ikkita internet bo'lishidan qat'iy nazar. Bu telefon interneti Shveysariyaning. Bu esa kabel interneti. Optik kabel deydi buni ham yana. Yana odam. Shuncha. Ayya. Endi. Demak, bugungi video dasturimizning sarlavhasi shu 15 kun ichida bo'lib o'tgan siyosiy voqealarga juda ko'plab savollar keldi menga. Ham YouTube orqali, ham Facebook orqali, Messenger orqali, email orqali jo'natishyapti. Jim bo'lib ketdingiz, savollarga javob bermayapsiz, video qilmayapsiz, tinchmisiz, boshqa sog'lik salomatligimizni so'rab surishtirishyapti. Hammaga rahmat. Meni internetda yo'q bo'lib qolganligim uchun so'rab surishtirib, hol ahvolimni so'rayotgan insonlarga rahmat. Savollar jo'natib, sizni fikringiz muhim. Bu kundalik bo'lib o'tayotgan voqealar ichkarisida sizni gapingiz muhim bo'lgan bo'lardi, mana shu masala bo'yicha, mana shu masala bo'yicha deb bir necha masalalarni menga aytishgan, gapirishimni iltimos qilishgan. Kun tartibida bo'lib turishini O'zbekistonni va uni to'g'ri yo'lga yo'nalish uchun fikrlarimni ahamiyatli ekanligini ma'qulishga juda ko'p nima. Keyingi paytda ovoz pastlayapti, bilmadim Facebookda qanchalik. Demak, keyingi kunlarda balkim ma'lumot olish juda qiyin bo'lganligi uchun O'zbekistonning harbiy sohasidagi harbiylarning kun tartibidagi masalalarni yorita olmayapman, yoki bo'lmasa maqola yozolmayapman, video dasturlarni kirita olmayapman. 5-6 oy oldin harbiylarning oziq ovqatini ta'minoti, ularning yeydigan ichadiganini ta'minotini Shavkat Mirziyoyevning klaniga oid bo'lgan bitta guruhlar olib, butun armiyani, ya'ni yarim millionlik odamni oziq ovqat bilan ta'minlash, ovqatini pishirib berishdi. Shirkatga berib, shirkat bunaqa berib, ular shirkatni qo'liga qarab o'tiradi. Generallar bizni soldatlarimizga qachon ovqat qilib berar ekan, qanaqa nimadan qilib berar ekan, ularni hech qanaqa huquqlari yo'q. Mana shu qo'yni so'yaylikmi, ho'kizni so'raylikmi, ichki yesinmi, quyon yesinmi, askar deydigan tanlaydigan, menyu tanlaydigan imkoni yo'q. Faqatgina bu shirkatlar pul ishlash uchungina buni oziq ovqat ishlagan joydan olib keladi. Shuni gapirgan edim, o'shandan beri biron marta bu haqda gapirmadim. Juda ko'p savol javob, ya'ni takliflar, ichkarida bo'layotgan voqealar haqida ma'lumotlarni harbiylardan oldim kutilmagan shaklda. Ba'zi masalalarda balkim tegindim ularni masalalarga. Tanklar olganlik haqida 2-3 ta video oldin, 2-3 oy oldin gapirgan edim. Janob Mirziyoyev tanklarni Rossiyadan oldi, nimaga oldi ekan, nimaga kerak. Hatto bitta menga javob keldi, hali biron marta minilmagan, ishlatilmagan tanklar ham turibdi, nimaga kerak bizga, biz harbiylar sifatida tank zakaz qilmaganmiz, ya'ni ehtiyojimiz bor tankka deb aytmaganmiz, bu odam nimaga tank olyapti degan. Men o'shani gapirib o'tganman, keyinchalik bugungi ma'lumotini menga jo'natishgan. U ma'lumotni ham aytib o'taman, chunki juda ko'p savol kelganligi uchun boshida gapiryapman buni. Harbiy mana shu tanklarni olishini O'zbekistondagi boshqa bitta soha bilan aloqasi borligini menga ma'lumotni jo'natishgan. Bu ham bo'lsa Rossiyaga sotilishi kerak bo'lgan avtomobillarni
2019 yılda bazı aylarda bir tane avtomobil satın almaya Andijon avtomobil zavodu. Neticede Cenab-ı Mirziyeyev Rossiya'nın sotulmagan sotoma yapken taklarını alıp özünü sotoma yapken avtomobillerini Rossiya'ya satış için yol açış için ve o şey taklar satıp alış hakkında şartlama imzalagandan ki Özbek avtomobillerini hem Rossiya'da sota başlaşken degen gibi yani şahıslar insanlar satıp almaydı elbette. Kızıkçı yok Rusya Ruslardı bizde avtomobil minişke ama devletke bağlı bugün idareler başkalarına ihtiyacı için ekonomik şu şimdi sıkılatlarda turuşu için Putin cenabları Özbekistan avtomobiller satı alışı başla gendiğe malumat aldım tank satı alıp avtomobil satıştı işte. Kanaka bozar bu engelliği hiç düşünmedim ben o Kiyingi numara BTR'ler satı var geldi gene. Yani her vilayeti yaptı biz ihtiyacımız yeterli BTR'lerimiz vardı yaptı. Katya alını yapken namarım. Kayısı divizyege bu Kayısı Ermeye'ye verirlerdi. Bunu yan bilme yapmış. Siz bunu yapın diye yaptı. Kim onu aralandı. Bu yam aralı bu çıktı. Bu Milli Gvardiya için panzerler alı yaptı. Panzer dedi onun adını. Türkiye'de çıktı o. Türkiye'de alı yaptı onu. Bu yan bilse bana Kiyingi paytlardan resmini kurdinler. Mitingler bulsa, isyanlar bulsa, kanaka bastırış hakkında kanakadır taktik numara böyle yaptı. Mirziyev 32'ye geçişten aldı, bunu kursatıp gitti. Resimlerini, videosunu çıkarıp, güya ki çizgini oturtularak, bir nasıl bulsa bana, yani Milli Gvardiya ya armiyen bastıran yerlerde yok kılan diye düşündüm. Şimdi resimlerini çıkarıp gitti. Bana indi, ularge, bana panzer yani, BTR'din başka bir şekli, aldı, gat dedim, koyarak onu. Böyle adamları sürüp git edigen, buldozer da aldı var ki o, çünkü üyü yıkadigen. O şanı kattasını koyu alıp, mitingini bastırış için, miting içeri yıkarmayı için, kılarken onu Recep özünü devlette kılı yaptı, Türkiye'de, dışına kadar serbile bastırıp girerdi, mitingine bu gence adamları kaçırış için. Kutlu o şanı herseki işletişi, Milli Gvardiya yani, uyum Ermiye'ye gelmez. Ermiye'deki insanlar elbette hapı buruşadı, ular hamasını parakor uğru yakınması devlet umur yakın adamı sıfırdı bir koruma geldiğime her dönem etkili yapman hakikatte gapırıp kere yapman ular torsdaki ular mamana gapırıp bana ular da boynu yok uyuyla yapken güyüyor ki Ermeni ihtiyacı için bu derselerde hazineden pusat olay yaptı Mirziyeyev Ermeni küçüktür maçı Ermeni'ye haracat bop gitti bu jit şunu üçüren kemamet böyle yaptı hazinedeki altınla uşan için satıldı degenler seni ular da boynu koyması harbilerimiz bizde her daim halktan çıkan halktı bolları halktın ermiyesidir bu halk ermiyesidir Özbek ermiyesi bunu Mirziyeyev onu boynu koymasın bunu min arka etişke hareket kırışı yaptı bana bunu ettim ikinci meselemiz gün tertibi de bugün Özbekistan'ın gün tertibi de bu dururken siyasi vakiyelerde buran Mart'a münasebet bildirmedi 15 gün 20 gün içinde bunlar da münasebet bildirmiş mesela o en muhim derslerden bir tanesi bu Taliban'ın kegelliğini Özbekistan'da Ege çıkarlığı, Taliban, Özbekistan Hükümeti, Taşki İşler Hazirliği, Taliban'ın Ege çıkarlığını ettim. Abdülaziz Kamilov, o Putin'in adamı, Putin'in yarı ingeç, Putin'in general adamı dedi. Beş de generaldi, yapamam ben. Her zaman beş deden bittesi o. İşte Putin'in adamı, o Putin'in tapşırığı körü kırı yaptı. Mürzi yaptı. Taliban'ın heykelliğini hem bilmeydi, Kanak heykelliğini hem bilmeydi. O sakın mutakassi yenmez. O Özbekistan'ın hazır Kanak faydası var, ki inçeri Kanak'a zararı var. Onu hem bilme yaptı. Yani eğitim yaptı. Biz İstiklal Denizi'ne çıkışımız gerek. Afganistan'da tinçlik olsa, demir yolu arkalı, bana Mazar-ı Şerif kabarı yapıyoruz. Ondan Uyağa'ya, Pakistan arkalı, biz Hint Okyanı'na çıksak, biz yolumuz açıladı, Rusya'dan kurtulamızdı. Bahane kılıp aslında yine ona bomba geç kötü bomba gel. İngilizler bunu 200 yıl 250 yıl İngilizler vuruştu. Afganistan'da Branmart'a Paştunları yengip o şu temir yolu kuramadı. İngilizler 200 yıl vuruştu. Hindistan'da Pakistan'da hakimiyetti. Egele bu genden ki Afganistan'da bu kısmını hareket kıldı ki Paştunları yengip Kabul geçe geliş. Kabul arkalı işte Orta Asya'ya tersi rötkiz işte hareket gördü, yengildi. Ruslar Çar Rusya'ya yengip çıktı ve akıbette bu İngiliz projekti şöyle ortada kaldı. Ki Çar Rusya'sı başladı bunu. İşte, yine Hint Okyanı'ya Orta Asya arkalı çıkış, Afganistan arkalı çıkış, Paştunları yengiş yine bulmadı. Paştunlar bana hiç kim kiliş almayı 150 yıl içinde.
va bu sotqin nima Abdulaziz Komilov quloqqa lomon cho'zyapti, Mirziyoyevni aldayapti. Pashtunlar bu Shimoliy Afg'oniston, ya'ni Janubiy Turkistonning ashaddiy dushmanidir. Rashid Do'stumov uning tarafdorlari o'sha yerdagi milliy o'zbek hokimiyatchiligiga katta zarba bo'ldi bu narsa. Buni aytib qo'yib juda ko'p maktublar olganman. Do'stlarim bor, u yerda ishlashyapti, universitetlarda, televideniyada. Do'stimni o'ylamanglar do'stim, har qanaqa bo'lishi mumkin, ammo bir milliy kadrdir bu yerda, o'zbeklardan chiqqan. O'rniga kelishi mumkin juda ko'p odam bor, egallashi mumkin, ammo hozircha u o'sha hokimiyatni ushlab turibdi, ammo norozi bu ishlardan. Unga elektr berib, qanaqadir nima berib, va'da berib, tijoratni yo'llarini ochib alda bo'lmaydi, chunki pashtunlarni chegaraga olib kelib qo'yib, pashtunlarni asosiy hokimiyat egasi sifatida ko'rsatib, Shimoliy Afg'onistonda obro' qozonib bo'lmaydi, ishonch qozonib bo'lmaydi, oxir oqibat baribir nima bo'ladi. Pashtunlar ikkinchi nimasi, uni videom ikkinchi qismida gapiraman, juda katta zarar bergan, ham O'rta Osiyoga, Turkistonga zarar berdi, mana hozir Sharqiy Turkistonga juda katta zarar beryapti pashtunlar. Bu juda bunga ashaddiy, bu masala juda nima bo'lishingiz mumkin. Men hech qachon bu narsani qo'llab-quvvatlamayman. Ya'ni davlatning strategik, davlatchilik strategik nuqtai nazaridan ehtiyoji bo'lgan bir ish emas edi bu. Juda katta O'zbekiston davlatchiligi zarar ko'rdi. Ama Putinning qanaqadir o'yiniga amerikaliklar bilan bo'layotgan geopolitik o'yiniga xizmat qilib berishyapti, bor yo'q o'sha. Keyingi masalamiz kun tartibimizda bo'layotgan mana shu dollarning oshib ketishi, ekonomikaning bozor iqtisodiyotiga o'tishda to'la ma'nodagi yolg'on, 28 yil aldashgan. Sodiq Safoyev to'g'risini aytib qo'ya qoldi, mard odam ekan, otasiga rahmat. To'g'risini biz hech qachon bozor iqtisodida harakat qilmaganmiz, mafiya iqtisodida harakat qilgan O'zbekiston. Mana endi bundan keyin mana valyutani liberallashtirish, oldi sotdisini liberallashtirish, erkin almashuvni, valyuta almashuvi va erkin iqtisodiyotga o'tish jarayonida nimaning natijalari, chunki oldindan beri aytib kelyapman, sentabr oyi juda muhim, 39-40% oshirmaslik kerak tashqi ixrojat bilan, ya'ni eksport bilan import o'rtasidagi tafovutni dedim, ammo hozir 52% oshib ketdi. O'zbekiston tashqi qarzi oshib ketganligining oqibatida foizlarni ham to'lay olmasligi mumkin sentabrdan keyin, chunki sentabrda bu o'ylayapti, paxta sotaman 1 milliardga, unaqa bunaqa deyapti. Aslini olganda Mirziyoyevning katta xarajatlarini, mana hozir aytyapman, tanklar sotib olish yoki bo'lmasa boshqalar xarajatlarni ko'rsatib, mana men inshootlar qilyapman, sitilar quryapman, O'zbekiston mana qilyapman, buni qilyapman, buni qilyapman deyapti. Aslini olganda bu katta xarajat emas, bu chunki O'zbekiston ichki potensialidan kelib chiqayotgan xarajatlar bular. Mana masalan, g'ishtni chet elda olib kelmayapti, sementni chet elda olib kelmayapti, ishchini chet elda olib kelmayapti, bu narsalar qilyapti, ammo chet eldan kim nimani olib kelyapti? O'zini saroyiga g'ishtni ham, sementni ham, hamma narsani chet elda olib kelyapti. Ishchini ham Yugoslaviyadan, ya'ni eski Yugoslaviyadan olib kelyapti, Serbiyadan olib kelyapti ishchini ham, ichidagi butun hamma narsani chet eldan olib kelyapti, eshik romlarigacha chet eldan olib kelyapti, butun narsasini olib kelyapti. 1 milliarddan oshdi hozir o'ziga qurayotgan saroyning qiymati, budjetga katta zarar berdi bu. Ikkinchisi, Mirziyoyev budjetga zarar berib, hozir 700 millionni oshgan, Toshkent viloyatida o'ziga rezidensiya qurdiryapti, oilasiga rezidensiya qurdiryapti. Buni xarajatni men finora, ya'ni Moliya vazirligi va xarajatlar ko'rsatki, buni na parlamentga ko'rsatish sifatida beryapti, byudjetda sarflanyapti, ammo byudjetning chiqimida buni ko'rsatmayapti, ammo umumiy nimadan ko'rsatyapti buni. Bu xarajatlar 700 millionni oshdi, mana 1 milliardni oshgan bo'lsa, unisi dacha qurayotganligi, ya'ni yozgi saroy qurayotganligi, va 1 milliard 700 million. Agar 1 milliard 700 million biz xarajatimiz bo'lmaganda, bizning tashqi import va eksport foizi 52%ga chiqmasdi, tashqi qarzda 24 milliard oshmasdi. Bu odam buni oshirdi, o'ziga juda ko'p xarajat qilyapti. Samolyot olgan 300 millionga, uni servisi bor yana, uni garantiyasi bor, uni sigortasi bor, uni xalqaro sigortalarga uni to'layapti. Va buni kibri, ya'ni bu odamni kibri juda katta.
aytyapman, mana panjirlar sotib olyapti, o'zini axlanasi uchun sotib olyapti, buni o'zini himoyaqilish. Hozir masalan davlat xavfsizlik xizmatiga byudjetdan sarflanyapti, bir paytni o'zida qayerdandir byudjetda bo'lmagan, ko'rsatilmayapti xarajat sifatida, o'zini oilasi uchun отдельно bo'lak bir ayrı bir armiya quryapti, buni byudjet qayerdan kelyapti, buni qanaqa tasdiqlatdi, buni kimdan kirim qilyapti, buni nimaga ehtiyoj bor edi, umuman bu haqda hisobot bermayapti. Bu odamni kibri shu daraja yuqorilab ketdiki, bu odam zudlik bilan to'xtatilishi kerak, bunga kimdir aytish kerak, sen bo'lmaydi, ya'ni butun davlatni pulini, meni pulim, majlis qilib men pulimni berdim falon viloyatga, falon hokim turg'izib qo'yib senga muncha pul berdim deyapti. Katta xo'rayinni puli edi bu, tushunmayapman bu odamning psixologiyasi qanaqa bu odamni, ular umuman tushunmadim. Keyingi paytda qilayotgan kibri shu darajada yetyaptiki, davlatning pulini o'zini cho'ntagini o'zining pulidek ko'ryapti, davlatning butun mulklarini kimga sotsa, kimga olsa o'zini mulk sifatida ko'ryapti. Yana aytyaptiki, chet eldan bizga sarmoya kelmayapti, sarmoya olib kirmayapti, kelsinki seni mulking bo'lib qolgan hamma narsa. Davlatda noqonuniy ishlayapti, huquq ishlayapti, davlat hech narsa qolmagan, bitta odam qolgan, u ham bo'lsa Mirziyoyev qolgan. Bunaqa joyga kim investitsiya qiladi? Investitsiya bo'lib ko'rinayotgan narsalarni oldingi videolarimda aytyapman, bularni hammasini 3-4 o'zini klanidagi odamlar pullarni oqlab olish uchun O'zbekistonga kiritayapti, ofshorlarda turgan pullarni. Mana bular ham hozir sekin sekin berkilyapti, kanallar berkilyapti, chunki fosh bo'lyapti. Bitta men emas, mendan tashqarida mana inglizlar, boshqalar buni fosh qilyapti. Go'yoki bu nima uchun emas, nimaga buni fosh qilyapti? Fosh qilinayotganligini asosiy sababi, chunki bu to'g'ridan to'g'ri mafiya ekonomikasiga olib kelyapti. Butun bir davlatda mafiyalashtirish jarayoni ketyapti, bu taktikali. Chunki buni o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun bu mafiya ertaga xuddi Karim qilganday soxta portlashlar qilishi mumkin, Toshkentda qildi, soxta isyon qilishi mumkin, Andijonda qildi, odamlarni qatliom qildi. Xuddi o'sha narsani mafiya ekonomikasi, mafiya klani ertaga O'zbekistonda ham qiladi. Bu juda katta zarar. Bu mana g'arb dunyosi strategik nuqtai nazardan, geopolitik nuqtai nazardan Xitoy va nimani Rossiyani biroz O'zbekistondan masofalashtirish, o'ziga O'zbekiston yaqinlashtirish uchun buni qiladi. Masalan Saudiya Arabistonida qatliomlar qilishadi, odamlarni 14 yoshar 12 yoshar bolalar kallasini kesishdi xalq tarzida, dunyoda hech umuman ko'rilmagan bu. Xalqaro konvensiyalarga ko'ra umuman mumkin emas voyaga yetmagan bolalarni osib o'ldirish, kallasini kesish, otib o'ldirish mumkin emas. Ammo bu to'g'ridan to'g'ri nimani Saudiya Arabistoni, Amerika Qo'shma Shtatlari tarafidan qo'llab quvvatlanadi. Bunaqa diktatorial davlatlar, Amerika yani g'arb dunyosi qo'llab quvvatlayotgan bo'lsa, demak bu demokratiya bor degani emas, ya'ni demokratiya istagan, masalan odamlar o'ylaydi biz g'arb bilan yaqinlashsak demokratiya, yo'q, hech narsa bo'lmaydi, hech narsa farq qilmaydi. Rossiya bilan yaqinlashsak nima bo'ladi, hech farq qilmaydi. Men uchun g'arb dunyosi Yevropa bilan Amerika bilan yaqinlashib O'zbekistonda demokratiya o'zgaradi, ya'ni demokratiya bo'ladi degan narsa emas. G'arbdan kelayotgan insonlar demokratiya haqida gapirishadi faqat, ammo o'zaro munosabatlar o'rnatayotgan paytda geopolitik nuqtai nazardan Mirziyoyevni qo'llab quvvatlashadi, uni yaxshi odam bo'lganligidan, Karimovdan yaxshiroq bo'lganligidan islohot kerak. Ikki pulga qilmas uni islohotlar, hech kerak emas. Chunki O'zbekistonda bo'ladigan islohot Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqini cho'ntagiga hech qanaqa pul yo moddiy yo bo'lmasa boshqa siyosiy manfaat bo'lib kirmaydi hech qanaqa. Hech farqi yo'q. Bitta odam bilan kelib gaplashishadi, bitta odam xalqi beradi hamma narsani, bo'ldi. Oson, oson emasmi? Osonga. Muxolifat nimadir ekan, biz shu shartnomani tuzsak ular parlamentda qarshi chiqmasmikan degan fikri yo'q. Mirziyoyevni ko'ndirishdimi, bo'ldi, ish bitdi. Osonda. Bularga shu yaxshi. Mana Shvetsariya bilan bog'liq bo'lgan masalaga o'taman endi. Bu ham kun tartibida bo'ldi. Gulnora Karimovaga qarshi qaytadan Gulnoraga qarshi ish ochilib, Shvetsariyadan keladigan pul oxiri yo'qqa chiqyaptimi degan savol paydo bo'ldi. Shvetsariya bermoqchi edi. Hech qachon bermaydi dedi. Boshidan beri aytyapman, bular sizlarga bermaydi dedim. Nimaga? O'sha O'zbekiston muzlatilgan pulni o'zini yana bermayapti. Qolganini umuman bermadi. Qolganini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Masalan 5 milliard haqida gap bo'lmayapti hozir. Men gapiryapman, bir necha odam gapiryapti.
bir milliard haqida gap so'z bo'lyapti. Buni ham qaytarib olish amri mahol bo'lib qolyapti. Nima shart qo'yyapti? Gulnor Karimovani ular qanchalik fosh qilishiga ishonishadimi? Gulnor Karimova Mirziyoyev va uni klanni fosh qilmoqchi bo'lganligi uchun, ichkarida ko'proq ushlamoqchi bo'lganligi uchun uni nima qilyapti? Boshidan bunaqa niyati yo'q edi. Mana men aytyapman, men berilgan ma'lumotdagi yig'ilgan narsa kompromatlar hokimiyat olish uchun ishlatiladigan, ya'ni nima deydi, kompromat deyiladi, ya'ni fosh qiluvchi emas. Boshqa bitta Mirziyoyevni klanini yo'q qilib, o'rniga o'z klanini o'rnatish uchun, demokratiya bo'lishi uchun, O'zbekistonni rivojlantirish uchun 90 ta oilani bular ro'yxat qilib fosh qilmoqchi emas edi. Gulnor Karimovaning guruhi. Bunaqa niyati yo'q edi. Bunaqa niyati yo'q. Bulardachi? Bu guruhni, ya'ni Gulnor Karimovaning guruhini uni hokimiyatga olib kelmoqchi bo'lgan, ular kelmoqchi bo'lgan hokimiyat, tuzmoqchi bo'lgan hokimiyatda unaqa niyat bormidi? Ularda ham yo'q edi. Ikkita klanni ham niyati O'zbekistonni o'marish. Ammo bittasiga nisbatan bittasini ko'proq men fosh qildimmi, ozroq fosh qildimmi, buni muhokama qilishadi. Juda ko'p nima deydi. Qo'rqasanmi? Nima, Gulnoraga osirib olding? Bularni Mirziyoyev demitali fosh qildi. Nimasi? Bu savollarni menga jo'natishingiz befoyda, chunki men ikki tarafga ham bir qarayapman. Mana hozir kelmayapti ma'lumot, juda ko'p kelyapti. O'zini maqsadlari uchun qo'llanishmoqchi meni yana. O'shaning uchun men gapirmayapman, fosh ham qilmayapman. Hujjatlarni e'lon ham qilmayapman. Fotokopiyasini ham o'zini ham arganimni ham hatto prokuraturaga ham bermayapman. Birorta jo'natmadim, bu ishlarni qilmayman. Keyingi savollar, endi kelayotgan savollarda, ya'ni O'zbekistonning kun tartibida bo'layotgan boshqa masalan masalalardan bittasi bu aholining hozirgi vaziyatda saylovlar orqali, parlament saylovlari orqali ta'sir o'tkaza oladimi? Siz nima deysiz bunga, deyishyapti. Deputatlarni hammasini muxolif kuchlar yoki bo'lmasa demokrat kuchlar o'rnatib qo'ysa, butun parlamentning qonun chiqarish va qonunlarni nazorat qilish, amalga oshishini nazorat qilish huquqidan ko'ra senatning va prezidentning vakolatlari ko'proq. Biz tavsiya qiluvchi organ sifatida istagan paytda istagan narsani tavsiya qilishimiz mumkin. Mana 2,5 yildan beri biz juda ko'p narsani tavsiya qilyapmiz, ammo nima bo'lyapti? Teskarisini qilyapti prezident. Nima, parlamentda sizlar o'ylaysizlar, nima yo'qmi? Hozir boshqacharoq fikrlaydigan odamlar yo'qmi? Bizda, menda fikrlaydigan odamlar yo'q, bor. Men boshida aytib kelyapman, men tarafdorlarim bor dedim. Meni O'zbekistonga olib kelish uchun harakat qilib ko'rishdi. Ammo bo'lmadi. Bularni fikrlari nima? Yo'qmi? Bular yozma ravishda bermayapti. Ha, biroq eshitmayapti. Parlamentda ham eshitishmaydi, prezident devonida ham eshitishmaydi bularni. 10 ta odam, 20 ta odam, 100 ta deputat bo'lganda nima bo'ladi? Chunki prezident vakolatlari juda yuqori bizda. Senatni vakolatlari juda yuqori. Senatni ham prezident tayinlaydi. Prezidentni ham vakolatlari, parlament vakolatlaridan ustun. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Biz prezidentlik davlati, jumhuriyati, ya'ni davlatchilik aytyapman mutaxassislar uchun, bir prezidentlik davlatchiligidan biz parlament davlatchiligiga o'tishimiz kerak. Ya'ni biz parlament boshqaruvidagi davlatchilikka o'tadigan bo'lsak, biz parlament saylovlarida g'alaba qilsak, demakki biz hokimiyatga ta'sir o'tkazish, O'zbekiston boshqaruvida, ya'ni xalq vakillarining rolini oshirgan bo'lar edik. Qolgan shaklda men tarafdor emasman. Masalan, o'z tarafdorlaringizga qaytadan nomzod bo'lishini istaysizmi? Biz nima qilaylik? Qaytadan nomzodimiz qo'yaylikmi? Shuncha gapiryapmiz, harakat qilyapmiz. Hech kim bir tinga olmayapti, ishmayapti. Bizni hokimiyatda hech qanaqa bizni rolimiz qolmadi. Biz qaytadan nomzodimiz qo'yaylik, qo'ymaylik. Qo'yaver, hech bir nimasi yo'q. Hech bo'lmasa biz tasalli bo'ladi insonlarga. Ha, bu shu odam gapiryapti. Deputat sifatida gapiryapti. Bu ham insonlarga tasalli bo'ladi, ko'ngliga qanaqadir xotirjamlik bo'ladi. Bor yo'q, o'shani bajarib berasiz. Ammo hokimiyatga ta'sir o'tkaza olish kuchingiz bo'lmaydi. Uni men bilaman, o'zlari ham ko'rishdi.
Akesi doğru aytar ekansiz boshidan beri deyishlari mumkin, ammo yana ham asosiy urg'uni biz parlament davlatchiligiga yo'nalantirish, konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgarishlarni talab qilishga davom etishimiz kerak. Boshqa shakli yo'q, chunki davlatchilik har qanday odamni o'sha yerga qo'ysak prezident qilib eng avliyo odamni, shayx odamni ham agar bir shu darvish bo'lib nima deb yashayotgan bo'lsa tog'da toshda olib kelib qo'yib qo'ysak ma'lum bir muddatdan keyin maddohlar va nimalar yaloqlar uni kibrini shunday oshirib qo'yishadiki u kibridan osmonda ucha boshlaydi o'sha avliyo degan odam ham. Sistema shunaqa, ya'ni tuzum shunaqa. Uning uchun biz parlament boshqaruv davlatchiligiga o'tishimiz kerak. Yagona yo'limiz shu bu, ya'ni rahbariyatlar mana nimani hokimlarni prezident boshidan beri aytdim, bu odamni davlatchilikda roli yo'q dedim. Pukla bu odam qo'g'irchoq, beshta general O'zbekistonni boshqaradi, beshta generalni nimada Patrushev va Putin boshqaradi dedim. Xuddi shu isbot bo'ldimi mana? Mana videolarni ko'rib kelayotgan insonlar biladi. Boshida aytyapman, bu odamni davlatchilikda o'zgarish qila oladigan vakolati yo'q. Bu odam hech narsa emas. Bu odam bitta rol o'ynab beryapti, teatr qurishdi, o'z pullarini oqlab olish uchun. Bu bir. Ikkinchidan, tashqarida imkon bo'lsa sarmoya olib kirib uni o'zlashtirib olish. Ikki, ham xalq ichidagi isyon potensiali kuchli, ular biladi, mutaxassislari bor bularni. O'sha mutaxassislar bularga aytyapti, o'sha aytayotgan mutaxassislari ular tushuntirdi, isyon bo'lishi imkoni bor. Karim izvardi xalqni, xalqni ichidagi yig'ilgan nafratini hech bo'lmasa ozgina tushiraylik dedi va bular mana shu teatr bilan, islohot teatri bilan buni tushirdi ozgina bo'lsa ham inson. Ammo yana bugunga kelib sekin sekin asta asta bu baribir yana nafrat yana kuchayyapti. Mana buz uylarni buzish va boshqa orqali bu nafrat yana kuchaydi. Demak bu nimada aytyapman, bu odamni haqorat qilayotgan hokimlar bor, shunday qilib. Hatto keldi Toshkent shaharida, ya'ni eng yaqin do'sti buni, bu birga ishlayapti, pullarni birga oqlayapti. Masala shu yerda, uni qo'li bilan, Mirziyoyev qo'li bilan noqonuniy ishlar bajarilyapti. U endi qimirlay olmaydi, u qoziqqa o'tirdi, hech narsa qila olmaydi. Uni rasmini xotini bilan atlas ko'ylak kiygan, o'zi ham piyolada choy ichyapti, qo'yib qo'yishdi. Uni xabari ham yo'q, bilmaydi. Men ham boshida shunday rasmni ko'rdim, e'tibor bermadim, keyin qaradim dedim bu mutaxassis, ya'ni Rossiya, bilasizlar yaqinda Photoshop shunday mukammal programmasini chiqardi, 18 yashar odamni 80 yashar chol qilib berdi. Xuddi shunga o'xshagan o'sha Patrushevning faqat unga xizmat qiladigan Photoshop qiladigan mukammal narsalar o'shana. Keyin osh qilyapti, esinglaringdami, Mirziyoyev osh qilyapti, o'zini xabari ham umrida qozon yoniga bormaydi, u ham Photoshop edi. Bu nima uchun edi? Milliy tushunchalarni odamlarni, mana sizdan bittasi bu oddiygina odamku, mana juda nima odam, sizdan bizdan bittasi xalqdan chiqqan, mana prezident bo'ldi, xalqdan chiqdi, mana ko'ryapsizlar, osham qiladi xotin bola chaqasini, osh qilib nima qilib berishadi, qizi ham yozibyubordi dadam oshim bo'ladi deb. Keyin mana bu odam el xotin ikkovi atlas ko'ylak kiygan o'tiribdi, ko'nglini olish, odamlarni avrash deyiladi. Buni xabari ham yo'q. Mutaxassislar bor, o'sha prezident devonida Rossiyadan kelgan mutaxassislar bor, har joyda aytishyapti, hatto Xitoydan kelganlar bor deyishyapti, unga birpasdan keyin kelaman. Bu aytishyapti, bu mutaxassislar, buni imijmeykerlari bor, buni imajini yaratib berishyapti bu odamni. Shunaqa, o'zini xabari ham yo'q, o'ynamayapti, islohotchi bu odam. Mana yana qaytib kelay, Toshkent shahar hokimi eng yaqin do'sti, eng mana shu noqonuniy butun ishlarni u orqali kirdi, AXPO orqali milliardlarcha pulni oqlashdi. O'sha nakit pullar O'zbekistonda musodara qilingan chet eldan imkon boricha olib kelishyapti, ba'zi birovlarnikini ularni oqlashyapti. Mana city mitinglar qurib Toshkentda atrof zavod fabrikalar o'sha AXPO orqali bir narsalar qilib, bu eng yaqin do'sti nima dedi, bor prezidentingga dedi, xudoyingga bormaysanmi dedi. Bu birinchidan, prezidentni bir senga olmayapti, bor prezident kim menga, men aytganim bo'ladi bitta degan gap u. Bu bir. Ikkinchi,
Hudayinga bor deyapti. Ya'ni iymon yo'q ya'ni iymonsiz odam. Men boshida aytayapman, bular Xudoga ishonmaydi. Qiyomatga ham ishonmaydi, umuman nimasi yo'q. Mana Ortiqxo'jayevni jahon kirdi, ko'ryapsiz. Kirligini, qanaqa kir bor. Xudosizlik kiri bor yani. Xudoyinga bor deyapti. U uniki emas. U o'zi Xudo uni balkim. O'zi balkim putdir o'zicha. Buni bilmadim qanaqaligini. Tavba ham qilmadi, kechirim so'ramadi. Xuddi o'sha nima aylantirib kelyapman gapni. U odam ham uni bir senga olmayapti. Buni ko'rdinglarmi? U bir quvqlar. Nima qilaylik endi degan savol bor. Yani bu quvqlar bo'lsa buni o'tkazib qo'yishgan. Aytyapman, 5 ta generalni yengmasak, bular dab qilmasak O'zbekistonni. Shungacha rozi bo'ldi, bularni pulini men sana berdim, video qildim, necha davlatda qanaqa o'sha Rustam Inoyatovni Venadagi uyigacha bordim, firmalar o'tdagi necha million puli borligigacha gapirdim, aytdim, Dubaydagi bo'lib o'tgan voqealarni Mirziyoyevni jo'natib olib kelgan men pulimni, o'zi bordi ololmadi, Mirziyoyevni jo'natib ololmadi, bularni fosh qildim o'sha Inoyatovning oilasi va o'zini, o'g'li va o'zini nimalarni. Bu o'sha pullarni umid qildim, olsak O'zbekistonni xalqga foyda qiladi balkim debdi. Hozir unga ham umid qilmayapman, dab bo'lsin, tiqilib bo'lsin o'sha pulga, faqat ketsa bo'lgani deyapman, O'zbekistondan ketsin, Putin oldida yashasin. Rossiyada ko'pku uy joylari, saroylari bor, o'g'li qurib qo'yibdi, o'sha yerga borsa yashasin, hech narsasi kerak emas, faqat xalaqit bermasin O'zbekistonda, O'zbekiston mustaqil qolsin. Hech bo'lmasa mustaqil bo'lsin. Mustaqil emas-ku. O'shanga qolgan generallarni ham aytib berganman. Men ba'zan so'rashadi. Oldingi videolarimni ko'ringlar. Oldingi videolarda bu 5 ta general har bittasi uchun bitta-bittadan video qildim. 5 tasi uchun ham bitta video qildim. Bularni gapirib berdim. Tushuntirdim. İstese dedim, mahkamaga berishsin. Tuhmat qildi deysin. YouTube'ga yozishsin. İstese YouTube bersin meni mahkamaga. Dedim, aytdim, qochadigan joyim yo'q, adresim ma'lum. U keyin mana aylantirib kelib aytyapmiz, mana Ortiqxo'jayev buni hatto eng nima mediatik odam deyishadi uni, ya'ni shunaqa matbuotning ko'zini oldidagi odam, hatto u ham buni shunaqa qildi. Endi viloyat hokimlari ba'zan bir tenga olmaydi. Ertasi kuni ham bu kechirim so'radi, ertasi kuni ham uni narsasini e'lon qilishdi, uni ham videoda gapirdim. Shuning uchun meni isbotga berishimga hech narsa kerak qolmadi, xalq уже bildi buni, mana allaqachon buni xalq biladi kimligini. Demak, aylanib kelyapti, o'sha 5 ta generaldan qutulmas ekanmiz. Endi qanday qilib 5 ta generaldan qutulamiz degan savolga kelaveramiz, aylanib. Aylanib. Bu 5 ta generalni ham nimasi orqasida turgan Putini zaiflayapti, o'sha Putin ketsa o'shanday bo'ladi. Keyin boshqa bular Putin topyapti o'ziga, har ehtimolga qarshi mabodo Putin ketib qolsa, Rossiya chekinsa, iqtisodiy cho'kish bo'ladi yaqinda. U undan keyin kim bilan yaqin bo'lib o'zini saqlab qolamiz deganda Xitoyni topishgan bular. Xitoy bilan bo'ladigan munosabatda boshida bir aytyapman, o'sha Rossiya Xitoyni qo'llab-quvvatlayotgani uchun Shanghay bilan aloqador bo'lganligi uchun O'zbekiston Xitoy tarafini ushladi deb men gapirdim. Juda ko'pchilik inson eshitilmayapti degan nimalar bor. Bu balkim YouTube ovozi pasaytirgan, uni bilmayapman. İşleyapti benimce. Facebook'takini kayıtları YouTube'a koyup koyamam babası. İş imkanı olsa işsin. Savallı yazışı yaptı. Onge göre kimdir işte yaptı benimce. Demek Xitay'a kayıtları yan bosa. Xitay bilen alakalardı. Tengiden müstakamını yaptı. Bu iqtisodiy imkon, boyagi kredit olib gaz sotib yoki bo'lmasa ba'zi O'zbekiston bozorini to'ldirib, ya'ni xalq isyonini oldini olish uchun bozor bo'shab qolmasligi uchun Xitoy mahsulotlari, arzon mahsulotlar uni to'ldirib turish uchun, xalqni avrab turish uchun Xitoy bilan yaxshi bo'lyapti deb o'ylasak, menga ichkaridan aytishyaptiki, yo'q,
Bu adamlar Xitay bile təqiqdən siyasi hem ittifaklar kımak için. Mavada Özbekistan'a da böyle degen geopolitikette top olanlar böyle degen mesela garantiyörlük için. Korkutuş iş bu mesela. Bu en ahmakana iş buladı bu. Bu geçe bari bir yetetli hiç oylama gelmedi. Hakimiyet, ben 5'te general, bunun için bari bir yeterli. Çünkü bunlar Rusya'nın kadri ki, yani öyle bunlar ne maksiyem Rusya için kıladı, ama Xitay için bir Rusya kıladı bu ile miydim? Ama bunlar iki de oyunu yaptıyken, Xitay için hem bunlar işle yaptıyken, Xitay bile hem siyasi alakalı ornatış, Özbekistan'da veya Özbekistan demez yani bunlar hakimiyet yani bu klanın garantiyörlüğünü Xitay arkalayan bu Arap dünyası üçün var kim bilmedim. İçki toplananlar üçün bugün tadırdı. Mesela Andijan'a okşayken, Brantaca'ya okşayken isyan olup hakimiyet adarlı digen mi? Ya burası böyle digen mesela. Bu mevcut hakimiyetin legalliğini, kanunluğunu, başkasını tan alıyoruz. Yani hakimiyeti tan almıştık. Basın mutluluk halkara Birleşken Milletler Teşkilatı'na bu demek ki kredi Xitay Sovet Bezapasist, Xavfsizlik Kengeşi'ye kredi onun için ihtiyacı var onun ya Xitay ötü. Bunu kılıç, bu müktenizlerden, geopolitik müktenizlerden bunlar alakalı ordinatı yaptı. Cü tehlike edersen. Xitay cüde tehlike edersen. Birisi iktisadi tehlikesini gapırdım aldım. Şarkı Türkistan meselesi de. Siyasi tehlikesi var dedim ama geopolitik tehlikeye karak getirip geldiğini ben üye kayıt geldim mi üye yoğurdum kompüterim geldi oturdum malumatlar gelişini kegen malumatlar okuyup başladım cüz dakşetli malumatlar bunun için bu hafta börek bir video kılaman elbette bu cereyanını İçkeride'deki dostlarım gibi küzet yani geopolitik hattı hareketlerini küzeti yapken İçkeride'den bu yönelişti küzeti var yapken dostlarım gibi küzeti devam etse ki video geçe bunu betapsül organize var bu hakta malumatlar bilen yani ama bu arada tortuşu başına ne diyen bilse nemedir ortaya koyuşumuz gerek kaçtı çarptama bu gen Xitay Politbürosu bilen kimler barıp gelip bir işlerde kine yaptı, Pekin'e kimler kat ne yaptı, Prezident Divanı'dan kimlerden kanaka alakalar var Xitay bilen. Bunlar da faş kılışımız gerek elbette, bunlar da kanakadır borç gerek, bunlar da kengi videoda yapar ama bugünkü videomuzun Xitay bilen bağlı bugün tamamı. İkincisi bu Şarkı Türkistan meselesi gelip takaladı. Şarkı Türkistan meselesinin ikinci yanı var. Bu Özbekistan bilen bağlı bugün. Boya gapirdim. Taliban bilen bugün gap ettim. Onu arka tarafını ben gapiremem dedim. Bana yetip geldim şu cöyge. Şarkı Türkistan, Taliban ve Özbekistan İslami Hareketi'nin üçgen yani üç burç çektik. Tam ortasına girdik. Tamamen ortasındaki meseleleri yapıyoruz. Malum ki Özbekistan İslami Hareketi Afganistan'da Paştun mıntakası da cöyleşken hazır. Ya aldığından bir 10 yılda emin oşetti cöyleşken ve Taliban taraf doğrudur. Talibanlar bile işbirliği kıladı. Onlar bile bir gerekti faaliyet kursatadı. Ve Taliban'ın tapşırığı göre Taliban manfaatleri için varıp ister gencide ular tapşırığı göre uruş kıp geledi. Ve onun içi de Özbekistan İslami Hareket bilen bir beyt özdü. Türkistan İslami Hareketi düzüldü. Bu Şarkı Türkistan İslami Hareketi. Bunun gibi 10 yıllar bob kaldı. 10 yıllardan aldım bu başladı bunun hareket. O şey beytleri malum bir manada belki Şarkı Türkistan'ın azad buluşu için Xitay'a kana kadar basım etkizişti, yolu Xitay'da korkutuş, Xitay devleti diyemez. Ama o küçük geliyipken Şarkı Türkistan gücüyle şey yapken Xitaylıklardı. Bu korkutucu hareketler için belki bir kereydir bu de karaldı. Bazı peklerde bugün cim turuldu ve ki içerik ben organdım ki bu Şarkı Türkistan İslami hareketine ne gizli bağırıp yine Arap dünyası gibi bağırıp da kaldı. Ve Arap dünyasından ki gen manevi yardımlar arkada kurallanış ve Şarkı Türkistan gibi bağırış, Işıt'ta portlamalar kılış, Gülce'de buldu portlamalar, Kaşgar'da buldu, Hotan'da buldu, Murakı Ceyler'de portlamalar, Xitaylıklar öldürüşler, bolu bitti o şepekleri.
buning negizida nima yotganligini keyinchalik men o'rgandim. Ikkita islomiy harakat, ya'ni O'zbekiston islomiy harakati va Sharqiy Turkiston islomiy harakati, ular Turkiston islomiy harakati deyiladi bunga. Negizidagi o'sha ularga yordam berayotgan o'sha arab dunyosidan kelayotgan moddiy yordamni Tolibonning Xitoy bilan ishbirligini keyinchalik o'rgandim men va bu haqda Türkiye Türkçesi'de analitik cüde bunu fosh qiluvchi maqola e'lon qildim. Oqibatda Sharqiy Turkistonning muxolifati, ya'ni tashqaridagi nima kuchlari bilan xususan juda ko'p liderlari bilan ba'zi bir kelishmovchiliklarim bo'ldi. Bu kelishmovchiliklar mana bugun isbot bo'ldi. Men haqli bo'lib chiqdim va ular hozir buni to'g'ri ekanligini tan olishdi. Bu nimadan iborat? Biz islomiy ko'zqarashdagi insonlar sodda, samimiy insonlar. Bu ko'pchilik 90%, balki 99% samimiyatdan millatiga, xalqiga, ummatiga, diniga xizmat qilish uchun buni qiladi. Aslida olganda, ular kimlardir qo'lida, 3-4 ta odamni qo'lida vosita sifatida bo'lib qolishyapti. Bu nimada ko'rinadi? Xitoy o'z kommunistik dunyoqarashi paytida, xuddi sovetlar bo'lgani kabi, arab dunyosida arabcha gaplashadigan arab kommunistlarini yaratdi. Bular arabcha gaplashadi. Keyincha bular maktabdan shu Qur'onni yodlaydi, hadislarni yodlaydi. Ama bir paytda o'zi kommunist bular. Sovetlar oldiniga yordam qildi bularni, destekladi. Mana Qaddofiyni ham Dushanbeda o'qitishdi, Toshkentda, Moskvada o'qitishdi. Xuddi shunaqa ya'ni, juda ko'p bu. Saddam ham xuddi shunaqa edi, sovetlar bilan aloqador. Arab dunyosi juda ko'p joyida kommunist, sovet, eski sovet edi. Keyin bilmadim hozir Rossiya qanchalik buradan foydalanyapti, mana Suriyada ko'ryapmiz va keyin Xitoy ham foydalandi bulardan. Arabcha mukammal bilishadi, Qur'onni mukammal bilishadi, yoddan bilishadi, hadislarni bilishadi, mukammal qiroatlari bor. Ammo buni ishonib qilmaydi, rol o'ynaydi. Va bu odamlar bu islomiy harakatlarga moddiy yordam yig'dik. Mana Somalidan yig'dik, Saudiyadan yig'dik, o'tdan yig'dik, bu yerdan yig'dik, camiler berdi, tarikatlar berdi, o'tdan berdi, bu yerdan pul olib kelishadi. Qurol-yarog' sotib olib berishadi bularga. Va bizni sodda shu islomiy harakatning odamlar o'ylaydiki, biz arab nimalarimiz, birodarlarimiz bizga yordam jo'nayapti, jihod qilyapti dedi. Yo'q. Ateist yoki bo'lmasa sotqin, xoin, mukammal Qur'on yodlagan xoin arablar bularga Xitoyni pulini olib keldi, berdi va Rossiyani pulini O'zbekiston islomiy harakatga Rossiya finans qildi. Karimovni qo'rqitish uchun, Karimovni iskanja ostida turib, biz himoyangizga biz bormiz, chegaralari bizga ber, O'zbekiston ichki kafolatini bizga ber, bo'lmasa islomiy harakat seni, O'zbekiston islomiy harakat seni ag'daradi deb uni Karimovni shantaj qilish uchun qo'llandi bu qurol-yarog'ni finansi arab dunyosi orqali Rossiya berdi. O'zbekiston islomiy harakati uchun asosan 99% ishni ular qildi. Xitoy uchun kim qildi? Nima uchun? Sharqiy Turkiston uchun kim qildi? Xitoy kommunistlari o'zi yetishtirgan arab kommunistlari orqali qildi ishni va Sharqiy Turkiston islomiy harakatining Sharqiy Turkistonda portlashlar qilishini islomiy kuchning go'yoki xalq ichida, Uyg'urlar ichida eng asosiy kuch ekanligini, terroristik kuchlar borligini, portlashlar qilayotganligi, jihod uchun tayyorgarlik ko'rayotganligi, armiya tuzayotganligini ko'rsatish uchun buni video, foto, jonli sudlar, mahkamalar orqali dunyoga ko'rsatdi. Buni hujjatladi va biz hozir Xitoy nima deyapti? Xitoy aytyaptiki, biz islomiy harakat, ya'ni Turkiston islomiy harakati bor. Bular jihodchi, Sharqiy Turkistonda Xitoyliklar o'ldirdi va jihod qilyapti. Biz ularni tarbiya qilmoqchimiz. Bular miyasini yuvdi bular. Bular shunaqa odamlar deyish uchun hujjat jo'natyapti. Masalan, bütün Araplar Xitoyni qo'llab-quvvatlayapti. Arab dunyosining bironta jamisida, masjidida, tarikatida, shayxlarida biron marta Sharqiy Turkistonni qo'llab-quvvatlab nima bo'ldimi? Bayonot yo'q. Bironta jumada qanaqadir mana
Kabe'de hac ziyareti oldu. Burada çıkış oldu mu? Yok. Burada Müslüman Şarkı Türkistan'daki konslagerlerde protesto kamadı. O komedya. Hut dışına kadar şu Özbekistan'da bu sende mi bulardı? Buldu bana Andijan'da mı buldu? Hut dışına kadar. Yani bana Toşkent'te portlaşlar kılıştı. Bunu kim kıldı? Güya ki ben samimiyetim bile eti yapmam. Ben bu derselerde orge... Ben elhamdülillah ben mümin Müslüman adam mı? Ben ne mi? Ateist ben mi? Ben dinim, itikadım var benim. Ben karşımaz mı? Sakal koyuyor adamlar ki ben ağzı ne makle yaptı? Bana 5 de generallik adamları var. Buraya asosyal Uzbekistan boş kere yaptı. MHH'si niye mi? Yani DHH'si niye boş kere yaptı? İçki işler diye boş kere. Ama cahidi bunlar boş. Bunlar boş kere yaptı. Bunlar ne makle yaptı? Sakal koyuyor yiğitler uçla var. Sakalını ondur yaptı. Demek ki çünkü konflikt gerek bunlara ki. Cemaatçilikte gün tertibini uzgartırış gerek. Başka neyse ki gün tertibini. Adamların gibi nefret buluş gerek. İslami dünya karıştan kilip çıkıp nefret buluş gerek. Demokratik hak hukuk, adalet, irkillik, çıkış için, yani muhalefetçilik buluş için, bu derselerde tohtatış için, yani doğru yani küçük işletmezler doğru yoldan bulardı doğru yoldan hak talep kılış için emez İslami nükteyizlerden hatta bir sokalım diye karşı bu demek bu bulardı bitti yolumuz kalan cihat kılış arkada adarış yolumuz kalan digen derseni cemaatli teşkil kılış sünni bizim fikri cemaatler teşkil kılış kerim bitti buldu bu derseni. Bir kısmı yalan ede bir kısmı var da hakikaten. Bunu kılıç için sakal katı kirip çıktı dedi ya adam yok. Sen de bakladın. Sakal bu, ne mi o? Portlaşlar kılı yapken, İslami anlamalarda kılı yapken adamı havası sakalı. Kaçan sakalı buldu. Suriye'ye var cöyleşkenden ki sakal koyuştu. Ama Amerika'da şey yapken, Fransa'da, şimdi Şvitseriye'den kança sikitti, yüzlerce sikitti. Suriye'ye bar günü için normal adam sakal makal yoktu. Ama içi de vardı cihat numası. Ha Özbekistan'da yürüse, ne mi öyle yapsa, garı suk takıp kestim için ki yürüse, fikri dünya karışı eğer cihatçı bu dediğim bize, katta bilesin onu. Sakal bulsa illa ki cihatçı mı o? Bu ne demek yakışı şey yaptı? Gün tertibimizde uzgartır üstün. Kerek karakadır, düşman gereği bunlar ki. Zuhum etkisi, basım etkisi. Çünkü fakat dini itikadı bugün adamlar gibi olmaya zulüm. Hemen gibi beraber böyle. Kerim peyitteki de böyle. Bunu kaydeden tikleş gerek hazır. Bunun için sakal ge, romal ge, neyse ge. Uleyem, ne makine yaptı? Uleyem, benim sakalım aptaşıydı. Demek bunlar ki karşı buna kreşiş gerek, buna kreşiş gerek. Uleyem isyan kre yaptı. Buna kamaz. Eğer itikadınız bulsa, imanınız bulsa, siz sakalınız bulsa hem imanlısınız, sakalınız babası hem imanlısınız. Bu sünnet bari yok. Bu işi. Yani siz içki dünya karışıyız Allah'la itibar aldığındaki sizi itikadınızı özgertirmeydi. İnsanlardı sakalı göre kıyamet günü sorak kılaman değil mi yaptı Allah? İtikadı göre, imanı göre sorak kılaman diye yaptı. İmanını şart etmez sakal bu iş. Buraya bunu şuna kadar yaptı ki bana zulüm numarayı köpeytiriş için. Buraya iki taraf diyemez. Karşı iki koldan hem çıkardı. Ha, hakimiyetim elbette ben karşıma buna kadar sakal yıldırış ki istegen adam sakal koysun. İstegen bekle aldırsın. Kimin ne işi var? Romalı. Eğer sizi mahsus cahilleri ise Romalı uğraş takışlarsa mesela harbiler, bilisiyede uğramasın. Ora gelirler. İş kalmayın. Gereğiyle belki. O çünkü şarayı şuna kadar. Benim kuruşum gerek. Neyse bugün milisyenleri hatunlu korkumuyor benim açık buluş gerek benim için. Başarısını kuruşum gerek. Bu buluşum mümkün. Belki başka sahalar diyeyim şuna kadar. O devletçilikte kireyli cöyler var. Hemen mesela bir peyt özde hem min böyle hem DKK'de işle hem beş vakit namazı mı kılıp ne bakılıyor yani. Demezsin ki mümkün. Zaten DKK'de işle degen min böyle degen adam imanı bu meydi. Kupçilikte etkat kıldırışı meydi. Çünkü ular gel ateizm mesela hem Brant'e dengi etkat koyuş katiyen mümkün olamaz.
Başka sahalarda erkin bir iş gerek Romanya. Hiç olmadı demem yok benim. Yani oylaşmaz insanla sabah bir can nima adam mı yani makalalarım bazen ya zaman dini mesele de tartışıp geçişe de bahs bu münasebeti kılıp. O ondan ibaret emez yani. Bu ya mera gün tertemizde bu genlerse bu suni inerse eti yapma. Hoş kile yapma. Eğer hakimiyet amma bilem işte bunu kile yapken bize yani bunu cezeme geçişip bunlar da ağlar için bitti yolu kaladı. Cihat kılış yolu kaladı degen fikirge yani cemaat kımese insan aklınızda buna kadar fikir bulmasın çünkü onu başka radikaller başkalar. Mesela başka bir mesele gapre zaten bu mevzunu cüzüsü bir şeydi. Cüzü küp muhakeme böyle degen mevzu, dini mevzu. İkinci mesele Hizb-ı Tahrirçilerdi meselesi. Hizb-ı Tahrir gayesi dünyada İslam halifeliğini kuruş yani. Kibir devletleri ve küfür devletleri olması gerek. Ha mesela ağdarıp tinç yolu buna elbette. Tinç yolu buna ağdarılıp, yok yok tinç yolu buna uzgertirilip ötte İslami tarikat yani kuruş yani akideli şeriat kuruş arkalı dünya halifelikini yaratış gayesi. Merkezi kayırdı London'da. Röyhette ötken mi? Ötken röyhette. Kandı ötkizgi onu London. London Angeli'ye uzun ağdar mahçı yani uzun Hizb-ı Tahrir gibi küfür bir devletidir yani. İslami değil. İslami yemez. Demek seni ağdaramız bizim maksadımız global maksadımız dünya boyunca seni ağdarıştır. Seni tüzümün, seni devletin ağdarış, özgertiriş, İslam gibi ütküziş, Hristiyanlık yok kılış ve bizi ruhatta ütküz, Hizb-ı Tahrir sıfatı da bütün dünyada faaliyet gösterdiğimizde yardım kın. Yok ki bizi cim dur. Dip barışken ve ruhatta ütküzken. Mümkün mü o? Cinli mi? MI6 degen teşkilatı var. Dünyanın en güçlü mahfi hizmet hesaplanadı. CRO'dan keyin ikinci geledi. Değil mi? Cinli mi olar? Ruhatta ütküzüp bunun. Uzun ağdar mahcubu gel. Uzun tüzümü gel. Karşı manifesto yaz gel. Olsa, program mı yaz gel. Yok. Bu narsa o şey taraftan başkarlı yaptı. Şunu ki gel. O şey arkalı başkarış gerek. Ümit. Dünya boyuyla halifelik kuruş ümidi var. Yaşı ümit. İnsanlar bu yaşı ümit ki ergeşi yaptı. Kanakada fikirlerini yazıp çizişi şey yaptı. Gapır şey yaptı. Boşa kırış yaptı. Bu ümit bile yaşışları gerek. Ümit kim gelir bir iş gerek. Kim gelir kette boyluk kapitalizm bunu. Ümidini verdi. Sosyalizm, komünizm ümidini verdi. Bu Hizb-ı Tahrir arkada dünya halifelik ümidini verir. Dünya halifelik Peygamberimiz vefat günü yok hakimiyet için uruş başlangıç. Bunu imamlarda sorarsanız yalan bu yap diyemeydi ama etmeydi hiç kaçan. Bunu yakışı bir şey. Şeyhler, imamlar yüzde yakışı bir şey İslam tarihinde. Yani başkaru degenlerse her daim kireli ve başkaru katlıdır başkarış. Yani Türk'te adam bizim, oylayın bizim yani başkarış. Kireli neyse mesela erkek ailesi başkarıştı, kette buluştu, gap uçtu isteydi. Bu düşünün ki yani. Bütün adaletli, tinlik, hemen gapını alın dedi. Yani, hemen gapı muhum bol hesaplanan dedi. Yani, cahit bitti buluşum ki uyum cennet. Şekli varsayız. O şekli bu çiçeği imkanı bu sessizde. Allah size o şekli ne sıkkı gelmesi. Adalet şu şekli bilir. Başka yerde bölmeydi. Bilip koyun. Onun için menge cehal kılıp ona kadar mektupları yazmayın. Bitti mas. Savarlayayım yazmayın menge. O mesela ben şimdi hiç düşünemem yani. Çünkü İslam tarihini okup çıktım ben. Onunla dinle tarihini okup çıktım. Yana kayıtı nasıl diyeyim okup çıkayım dedi. Dünya. Ha, yaşı ümit mi? Yaşı ümit. Ama bugünden başlayıp siz adamlara şart koyuyor musunuz? Mesela Hizb-ı Tahrirçilerinin elbette sakalı bir iş gerek. Sakalı olmasa bizden çıkası diye derse cinli derse bile. Adam verdi o şey bitti sakalı için hakimiyetler bilen, devletler bilen, mahsus hizmetler bilen karşı karşıya op gelip onların kabarışı kamalarda oturup izinip
paça çıkıp mayıp bulup gitişi sebepçi bu meyne. Dünyaya bir marta geledi bir insan var. Etikadını sakalsız hem kuruşu mümkün, sakallı hem kuruşu mümkün. Sakal koy ele degen cöge var, sakalını koysun. Başka ilacı yok. O mesele, o şimdi. Giyin, ha bütün mesela kiledigen savalların hamesiyen başka neyim okuydu. Hamesiyen yaşlı niyet bilen verilmeydi. Cüzü küp min, çünkü min ne diyeyim ben, tahrir kılaman cüzü küp savallarda. Cüzü küp çok şeydi, ayollar var. Bunlar oku bitirişken mecbur mu bu savalların? Üçür bütür teşeyim ama canlı yayın bu geldiği gücü savalları hemen okuyup. Bir çöre ayollayım okuyup de. Hakaret, makaret, öldürme, tehdit. Bunlar da savalların eti tıkırıp gidiyor. Bu ne videolar kim var mı yine kim içeri yazıyor uçuramam var mı koymuyorum çünkü ayarları hürmetim var bir çekir video görüp bazen gözü çüşüşü mümkün kim ne yazık diye kendim okuşları mümkün bir fayda var mı uçuramam trollar uçuyor yapma bir fayda yazgenlerin cükup savallar keygen bunlar da elbette ki ingi videolarım cevaplayayım. Göre yapma 50-60'da savar geldi. Gün tertibi de boğma gel. Meni gün tertibinde yani gapırmak için boğma gel. Teyirlenme gel. Savarları boğa bitti. Öyle şeydi ki bu adam şimdi oturadı gapırı uğrattı. Fikren okuyayım ben. Teyirlenemem. Çüşüme gelersen mi sorayım ben. Telefon kılamam. Mektup yazamam. Organama değil mi? Bu kiyi yapıramam bunları. Yoddan yapıramam ama kazı yıkaramayım ben ama organı bölüm. Mehmet'teki savarlar bazıları ekilepki savarlar bir taneye cevap verir. Bir taneye cevap veremem çünkü organı şimdi yalan yapıp konuşur mümkün ya bilmezse cevap verip konuşur mümkün. Onun için bu savarlarla ki videomda organı sürüştürüp anırlar cevap veremem. Şunu bu yapken başka yerde bir yazış yaptı bana yazış şey yaptı. Ulan sizge havalı kim ben Facebook'ta yine videonu YouTube'a alıp koyup koyamam. Kim onu kaytadan konuşuruz mümkün. Eğer güzel kızgarlı olsa. Kim cüzü kop savallar bağırdı. Kop gitti yaptı. O video uzun çözüldü. Cüzü kop bop gitti video. Ve ilerletti unuttum. Serken bir saatten beri video kule yapman. Hiç kılmaz dedim. Yarım saat maksimum 30-40 minutlik video vardı. Bir saatte çözüle yaptı. Onun için çünkü 15 günden beri çıkıp savallara cevap veremedim. Sağlık meselesi. Bu ki etik oya hemen gül bulup ne kılıp yaşama yaptı. Şimdi Sarı'da iş yapıyorum bu zaman. Şivsarya baş prokuroruna karşı yakında eslerinde olsa bayanat verdim. Şivsarya baş prokurorunun Gülnara Karimova bugün işte bazı meselelerde bas sıkı geldiği Özbekistan'a bağırıp gelip bunu parlamenti hesaba sıfırdı yazma ya ki ağzaki verme geldiği sırlı komakçı bu geldiğini tenkit kıldım. Ne var gerçekleşti Özbekistan bilen? Bunu açık aydın. Bana biz açık aydın video arkada makarlı arkada her daim açıkla buraya biz. Bulardı. O ise baş prokuror bunu yaşırın ki yani bu işte. Onun için ben bayanat verdim. Parlamentki Şivsarya Parlamenti. O şandan beri bazı bir muammalardı. Ben hem eşi yapmam bir yurtta Şivsarya'da. Hiçbir asanımız yani küreş. Öz hakkı, özüm hakkımda şikayetler kımayım ben. Şikayet şunası, kırmasın, hareket kılamam ben. Onun için bu gapları kılamam, yapırmadım. Kiyinki mesele, ki videoda gapıramam, savollarga cevap vermedim. Bazı savollar kaldı. Yazmaya işte bir yerine telefon kılıp soruşken idi. Bunlar da yani hop gitti keçiresler. Ki videoda bunlar da yapmışken hareket kılamam. Aman bu izler iştirmedi. Tekin bir yerde bir hoşluk kolu koyu alayım mikrofonu ona kadar. Hepsi var. Bütün sisteme işle yaptı aslında o geldi. Mikrofonlar niye türlü türlüsü var. Şimdi onu korsetip yapışıp şart etmez. Her aparatüralarım var. Kanaka mikrofonlar. Kanaka mikrofon isteseniz hamesi var. Hamesi mikrofonlar var.
yalan gəpirməyirlər. Adamlar da aldaş haber bir can istemeye ona kadar. Yok, hem de teknoloji var. Ama menge karşı kreşi yapken YouTube'daki troller, hackerler, Facebook'daki muammalar var. Ben hem videolayım, açık buluşum. Men göremem bir iki adam Avrupa'da görüşüm, Özbekistan'da yapıp kaladı. YouTube kampı dışına 220 artı video var ama Özbekistan'daki ahalımız bu kurse kurse 15-20 tane videonu kör aladı. Kagerler yapıp kore yaptı. Hani açık olmaz. Onun için teknik sebeplerdi. Bahane kılıp bu yaz yürümeyin ettim. Mesela yazışladı. Güya ki işte kalın bu adam ağzı iştirme etti. Aman bir izler. Keyingi videolar geçe. Savollar işte yazmara işte cevap verir ki hareket kılama. Aman bir izler.